Evet, acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bıraktık. 2020 yılı açısından bir takım değerlendirmeler yapacak olursak, bu anlamda hani özellikle insanlık açısından zor bir dönem oldu. Ama hükümet yatırımları açısından baktığınızda da gerek milli savunma adına yapılan ciddi yatırımlar, diğer taraftan ülkemizdeki enerji kaynaklarının bulunması ve en son geçen hafta lityum üretim tesislerinin kurulması gibi endüstride çok ciddi anlamda gelişmeler oldu. Ama özellikle baktığınızda dünyayı etkisi altına alan salgın 2020 yılını tamamen kapsadı. Bu anlamda hakikaten zor bir dönem geçirdik ülke olarak. Ekonomik anlamda ciddi sorunlar yaşandı. Bu anlamda özellikle iş yerlerimizde kısmi zamanlı ve yarı zamanlı çalışma sisteminin getirilmesiyle birlikte bazı arkadaşlarımız veya bazı esnaf grubundaki kardeşlerimiz sorunlar yaşadı. Ama hükümetimizin almış olduğu gerekli tedbirler neticesinde birinci faz, ikinci faz ve üçüncü faz ödemelerle yaklaşık 3 milyarın üzerinde hem sosyal destek hem de esnaf kredilerinin verilmesiyle birlikte ciddi anlamda bir nefes alma sağlandı. Umut ediyoruz ki 2020 yılının son günlerinde ki bugün özellikle aşılanma sürecinin başlayacağı ilk gün olan aşıların geldiğini biliyoruz. İnşallah 2021 yılı içerisinde artık sağlığın konuşulmadığı, pandeminin konuşulmadığı, sadece yatırımların konuşulduğu ve ardından da eskisi gibi müreffeh bir ülke içerisinde hep beraber dayanışmayla yaşayacağımız bir yıl olur diliyorum. 2021 yılının bu vesileyle tüm insanlığa başta olmak üzere sağlık, sıhhat ve uzun ömür getirmesini, ailelerle birlikte eskisi gibi coşkulu gezilerin yapıldığı, coşkulu düğünlerin, bayramların, merasimlerin yapıldığı bir yıl olması temennisiyle yeni yılımızı tebrik ediyorum, kutluyorum. İnşallah yeni yıl gelmesiyle birlikte her şey yeni baştan başlar, her şey daha güzel olur. Eski günler, eski o çekmiş olduğumuz sıkıntıları görmeyiz. İnşallah hayırlı uğurlu olur diyorum.